Ben küçükken oynarken yani mahallede işte sokakta kaldırımda oynarken biz benim babam veya işte aile yakınlarımız yetenekli olduğumu söylüyormuş, futbolcu olabileceğimi söylüyormuş ama ben bunu ilk Eskişehirspor'da altyapıya yazıldığım zaman fark etmiştim. O zaman o yaşlarda, küçük yaşlarda kaptanlık yapmaya başlamıştım. Her şey iyi gidiyordu. Kendimi de gösterebiliyordum. O zamanlar ben de futbolcu olacağımı düşünmeye başlamıştım. Ben futbolu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Hem hücum hem ofans olarak. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamayı düşünüyorum. Ama ne olursa olsun bu her futbolcu iyi de oynar, kötü de oynar. İstediğini yapabilir o gün, o gün yapamayabilir. İyi günü veya kötü günü vardır, ben buna inanıyorum. Ama ne olursa olsun elimden gelen bütün mücadeleyi veririm. Son damlasına kadar kanımı savaşırım yani. Bazen bazı maçlara biz iyi başlamayız, bazen istediğimiz gibi başlamayız ama saha içinde seni mücadele ettiğini gören takım arkadaşların da seninle beraber mücadele eder. Bazen sen onları gördüğün zaman elinden daha fazlasını verirsin elinden gelenin. O yüzden ne olursa olsun saha içinde her zaman %100'ünü vermen gerekiyor, benim düşüncem bu. Zaten sen verdiğin zaman bizim takımımız çok profesyonel, çok iyi futbolculardan oluşuyor. Herkes de %100'ünü veriyor. O yüzden hani saha içinde ne olursa olsun %100'ünü verdiğin zaman en azından skor ne olursa olsun, yani tabii ki önemli olan 3 puan ama için rahat bir şekilde sahadan ayrılabiliyorsun. Ben ilk başta menajerimle konuştuğumda Avrupa'ya gitmek istiyordum. Öyle bir planımız vardı ama ilk Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini ben Abdullah Hoca'dan öğrendim. Abdullah Hoca beni aradığında biz konuştuk, ben çok sevindim. Zaten Abdullah Hoca ile biz önceden de çalışıyorduk, çalışmıştık yani Beşiktaş'tayken. Ben orada bir sakatlık yaşamıştım, çok uzun sürmemişti. Yarım kalan bir hikaye vardı. Hocamızın söylediği şeyler, yani söyledikleri beni çok etkiledi. Böyle bir camiaya gelmek, bir futbol şehrine gelmeyi de yani reddedemedim. Ben de zaten direkt buraya geldim. Trabzon taraftarları, Trabzonsporlular inanılmaz derecede kulübüne bağlı ve Trabzonspor'u çok seviyorlar. Bunun bazen iyi ve bazen kötü yönleri oluyor tabii ki normal olarak. Çünkü çok seviyorlar, çok istiyorlar şampiyon olmayı veya 3 puan kazanmayı. O gün herkesin iyi olmasını çok istiyorlar. Bundan dolayı bazen normal olarak iyi veya kötü sonuçları alabiliyoruz biz takım olarak. Ama benim gördüğüm ne olursa olsun hani çok inanılmaz büyük bir Trabzonspor sevdası var burada gerçekten. Öncelikle zaten benim çok yakın arkadaşlarım da Abdülkadir Ömür'le Uğurcan. Abdülkadir Parmaklı'da milli takımda oynadım, o da yakın arkadaşım. Ve gayet iyiydi, Hüseyin'le oynadık beraber. Daha başka oynadığım arkadaşlarım da var. Şöyle ilk geldiğimde zaten havalimanından indim, Uğurcan aldı beni. Uğurcan beraber biraz gezdik, beraber ev baktık bana ev bulmamız için. Zaten şimdi biliyorsunuz İşte Uğurcan, ben, Erce, hepimiz komşuyuz, aynı sitedeyiz. Beraber bulduk yani, direkt gelir gelmez Uğurcan beni aldı. Takım kaptanı olarak biraz gezdirdi, bir yemek yedik. Gayet iyiydi her şey, kaldığımız yerden devam ettik. Ben takım, bana kalırsa iyi gitmenin en önemli yolu zaten takımdaşlık, arkadaşlık. Herkesin içeride birbirine saygı duyması ve bir o kadar da sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim takımdaki en önemli şey de herkes birbirine çok saygı duyuyor ve çok seviyor. Herkes birbirinin iyi futbolcu olduğunu biliyor, elinden geleni yaptığını biliyor. Yani ortam olarak çok iyi çünkü biz kulüpte işimiz bittikten sonra antrenmanımızı yapıyoruz, fitnessimizi yapıyoruz. Bazen tedavi oluyoruz veya ne işimiz varsa bittiği zaman en az kulüpte 1-2 saat daha fazla vakit geçiriyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, çay içiyoruz beraber. Yabancısı olsun, Türkiye olsun hep beraber çok iyi bir takımdaşlık var. Zaten bana kalırsa iyi gitmemizin en büyük sebeplerinden biri de bu. Ne kadar hocamızın verdiği teknik, taktik, antrenman, ne kadar kaliteli futbol olursa olsun arkadaşlık ve dostluk ön planda olmadığı zaman bu kadar başarılı olamazsın ama bizde bu çok iyi. Yani şöyle yani mevki benim için çok fark etmiyor. Tabii ki her zaman bir tane ana mevkisi oluyor bir futbolcunun ama benim için çok fark etmiyor. Şöyle ben 6 numara 8 numara oynuyorum zaten orta sahada, hocam da oynatıyor. O zaman Bruno sakattı, bir sağ beke ihtiyaç vardı. Sanırım Serkan'ın da bir sakatlığı vardı, sağ beke ihtiyaç vardı. Ben oynadım, daha önce de oynamıştım. Yani bir gün başka bir yerde ihtiyaç olursa o mevkide de oynarım. Mevki çok fark etmiyor açıkçası. Sonuç olarak çıktığın zaman %100'ünü verip elinden geleni yaptığın zaman hani iyi oynamışsın, kötü oynamışsın bilmem ama insanlar sonuç olarak bunu görüyordur eminim. O yüzden ben mevki fark etmeksizin nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben normalde 8 numara oynuyorum. 8 numarada rahatım. 8 veya 6 numara ama hani eğer başka pozisyon söylemek gerekirse sağ bek veya stoper. Eğer ihtiyaç olursa zor zamanda ama normalde 6 veya 8 numara. Öncelikle ben şampiyon olduğumda biz puan farkıyla öndeyken arkadan puan farkını kapatıp gelen takımlar oldu ve biz gol averajıyla şampiyon olduk. Yani ne olursa olsun bizim kendimizi düşürmememiz gerekiyor. Biz şampiyon olduk
diye konuşmamamız, puan farkı çok rahat hareket etmemiz, kesinlikle böyle bir şeyler yapmamamız gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun arkada gelen iyi takımlar var ve puan farkı hani puansal kesin olarak bitmeden şampiyon oldum diyemezsin. Biz bunun rehavetine kapılmadan elimizden geldiğince son haftaya kadar 3 puan ala ala veya o gün nasıl gelişir bilmiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapa yapa devam etmemiz gerekiyor. Ya bu çok heyecan verici bir şey. Yani bir kere şampiyon olduktan sonrası zaten inanılmaz güzel ama şu an biraz bunun kahrını da çekmek zorundasın. Çünkü şu an Covid-19 salgını var. Kendine daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Dışarı zaten çıkan çok bir insan değilim. Arkadaşlarım da öyle değil ama daha fazla dikkat edip daha fazla çalışman, antrenman yapman daha fazla gerekiyor. Öndesin diye eğer durursan arkadakiler seni yakalar, hiç durmadan çalışmamız ve bu performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Ama inanılmaz heyecan verici ve mutluluk verici bir şey. Şöyle, ben Fransa maçından önce, biz Fransa ile oynamadan önce Konya'da Türklerin yenemeyeceği takım yok diye bir açıklama yapmıştım. Bayağı da viral olmuştu. Yani insanlar çok inanmamıştı. Türkiye'yi nasıl yenelim gibisinden konuşuyorlardı. Son dünya şampiyonuydu o zaman Fransa. Uzun zamandır da yenilgi almıyordu. Konya'da 2-0 yendik. Bence yine benim düşüncelerim aynı. Biz çok kaliteli, iyi bir takımız. Milli takım olarak. O yüzden ben bizim yenemeyeceğimiz takım olduğunu düşünmüyorum. O gün iyi günümüzdeysek elimizden geleni en iyi şekilde yaparız. Bunu her zaman yapıyoruz zaten o formu üstümüzdeyken. Ama o gün şans da bizden yanaysa, biz de o gün istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek ben yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum. Çok mu zor? Tabii ki çok zor. Bu maçlar hiçbir kolay maç değil. Yani onlar da Dünya Kupası'na gitmek istiyor, biz de, ama yine de Türklerin yapamayacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim düşüncem ve benim söyleyebileceğim şey şu: çok çalışsınlar. Bu klasik, bunu her futbolcu sorduğunda bunu söylerler ama gerçekten çok çalışsınlar. Çünkü ben 20 yaşına kadar, 19 yaşına kadar tatile çıkmadım hayatımda. Her zaman, her yaz fazla fazla antrenman yaptım. Yazın dinlenme dönemimiz bizim ama ben her yaz fazla fazla antrenman yaptım. Benden daha yetenekli, daha önde olan bir sürü futbolcu vardı. O arkadaşlarım şimdi, tabii üzülerek söylüyorum ama bazıları 3. ligde, bazıları futbolu bıraktı, bazıları daha alt ligde. Çünkü çalışmak bu işin temeli. Ne kadar fazla çalışırsan, ne kadar fazla tekrar yaparsan, artık futbolumuzda yetenek kadar dinamik olmak, güçlü olmak da önemli ve bunu kendin başarabilirsin. O yüzden ne kadar fazla çalışırlarsa o kadar başarılı olurlar. Şöyle, zaten bu konuda Abdullah Hoca'nın üstüne olduğunu düşünmüyorum ben. Bizim başarımızın sırlarından biri de bu. Hani bir taktik, bir teknik veya ortada bize bir yönlendirme olmazsa biz zaten bu kadar puan toplayamazdık veya başarılı olamazdık şimdiye kadar. Hani bana kalırsa bu futbol için çok önemli. En iyi yapan da bana kalırsa zaten Abdullah Hoca. Yani öncelikle ben bu sene bir şampiyon olmak istiyorum, Allah nasip ederse. İlk hedefim o. Bu sene şampiyon olduktan sonra ne olur, ne biter, nasıl şeyler gelişir hiç bilmiyorum. Ama tabii ki her futbolcu Avrupa'da oynamak ister. Ben Trabzonspor'a gelmeseydim Avrupa'ya gidecektim. Oradaki teklifleri değerlendirecektim. Ama buraya gelmek nasip oldu. İnşallah bir gün oraya gitmek nasip olur. Ama ilk hedefim şu an ne diye sorsanız, uzun vadede bile olsa ilk önce şampiyonluk yaşamak burada. İnşallah yaşarız. Daha başka şampiyonluklar da yaşarız. Yani hiç yalan söylemeyeyim, şöyle bir planım yok ya. Şimdilik yok yani. Şimdi daha ben 25 yaşındayım. Bir böyle bir 10-13-14 belki sene futbol hayatım olacak. Uzun süre oynamayı da düşünüyorum elimden geldiğince. Allah ömür verirse. İlk önce bu bitsin, ondan sonra artık futbolun içinde oluruz diye düşünüyorum ama hangi görevle, nasıl bir görevle bilmiyorum. Sanırım yok ya. Şu an bence her şey yeterince iyi. Çünkü VAR geldikten sonra biraz daha adaletli olmaya başladı futbol. Futbol bence hatalar oyunu. Hakemler de hata yapabilir, biz de yapabiliriz. Hocalar yapabilir, yönetim yapabilir. Herkes, futbol hatalar oyunu bu. Herkesin hata yapmasına açık bir şey. Ama VAR geldiği zaman biraz daha adalet olduğunu düşünüyorum. En azından yanlışlıkla verilmeyen kararların düzeltilmeye bir sebep çıkıyor. O yüzden şu an ben memnunum gayet ya. Evet, yani şöyle, çok gezmiyorum. Ben uzun zamandır yalnız yaşıyorum. Eskişehir'deyken de yalnız yaşıyordum. Şimdi burada ailemle yaşamaya başladım. Ailem Trabzon'u çok sevdi. Annemle babam özellikle. Onlar çok sevdiği için de benim yanıma sık sık gelmek istiyorlar. Emekli de oldular artık. O yüzden onlarla yaşıyorum, onlarla vakit geçiriyorum. Bir de zaten dediğim gibi bizim sitede komşular bizim çocuklar. Onların işte birbirimizin evine gidiyoruz. Orada muhabbet, sohbet ediyoruz. Bazen oyun oynuyoruz. Bazen çıkıp bir yerde bir yemek yiyoruz. Ama öyle çok, sadece benim değil, yani hiçbir takım arkadaşımın öyle çok gezme huyu yok. Genelde evdeyiz. Beraber oyun oynuyoruz, muhabbet, sohbet ediyoruz. Yani bu süreçte tabii ki ilk önce takım antrenmanlarını yapıyorsun ne olursa olsun. Eğer bir ağrın, bir sızın, ki bu çok normal, oluyorsa tedavi oluyorsun. Onunla beraber özel fitness hocalarımız var zaten hepimizin ve kulübümüzün fitness hocaları var. Beraber antrenman programı çiziyorsun, fitness'a giriyorsun, fitness'ta çalışıyorsun. Boş zamanlarında da en iyi şey gezmek yerine dinlenmek zaten. Hem dinleniyorsun hem ekstra çalışıyorsun. Bu yeterli oluyor. Ben şöyle, biraz dışarıdan sert durduğumu söylerler. Genelde öyle diyorlar yani. Öyle çok
fotoğraflarda falan da gülmediğim için herhalde. Fotoğraflarda gülmeyi sevmiyorum. Ondan böyle dışarıdan sert duruyorum ama normalde muhabbet etmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi çok severim. Çocuklarla eğer buluştuğumuzda da veya kulüp içinde de zaten çok neşe saçarım. Çok güleriz, eğleniriz yani beraber. O yüzden normalde çok pozitifimdir, çok gülerim. Ama fotoğraf kamera karşısında biraz bende ciddiyet oluyor. Favori süper kahraman? Güzel soru. Hulk. Dinlemekten asla sıkılmadığım şarkı? Çok var ya, Azer Rüzgar, Ebru Gündeş. Çok dinlerim. Onlardan sıkılmam yani, onları hep dinlerim. Film mi, dizi mi? Film. Ben 300 Spartalı'yı çok severim ya da Wanted. Asla yemem dediğim bir yemek var mı? Çok var yani. Tercih etmedim, çok yemek var ne yazık ki. Karnabahar mesela yemem. Ya yapılmasa çok sevinirim. Ispanak mesela elimden geldiğince az yerim. Çok aram yok. Peki her zaman olsa yerim dediğin bir yemek? Mantı yerim abi. Mantı yeriz. Yaşamak istediğin şehir? Yani İstanbul çok güzel bir şehir. İzmir güzel, Antalya güzel. Ama memleketim Eskişehir herhalde. Eskişehir'de yaşardım ya. Saatlerce oynadığın oyun? Counter. Çok saatler değil de arada oynuyoruz ya. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu? Messi bence. En karakteristik özelliğin? Hırs. Çok hırslıyım. Üç formamız arasında en beğendiğin forma? Çubuklu.